Neden ajandamda nohut büyüsü tarifi var? Neden? Hani gerçekten neden? Herkese merhaba, ben Elia. Kanalıma hoş geldiniz. Sesimden de anlayacağınız gibi çok hastayım. Ama 2015'ten beri çekeceğimi söylediğim ve çekmediğim bir videonun sonunda zamanı geldi. Hatta geçti büyük ihtimalle. Ama yine de çekeceğim ben. Yeni yıl hedefleri, 2017'nin birazcık gıybeti ve en önemli şey ajanda tutmak, gününüzü planlamak vesaire. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Kullandığım defterler, bunları da göstereceğim. Yani 3 video konusunu ben tek videoda çıkaracağım. 2017 nasıl bir yıldı? Siz de bunları yoruma yazın lütfen. 2017 nasıldı? 2018'den neler bekliyorsunuz? Çünkü mesela ben her zaman yorumları okuyorum. Videoyu eleştiren, beni eleştiren ve hani daha iyi bir yere gelmemi sağlayacak iyi yorumlar yerine Elia kanalın şifresini mi unuttun? Elia ölmedin mi sen? Gibi yorumlar görmek beni de çok mutlu etmiyor açıkçası. 2017 geçti gitti. Bence çok hızlıydı ya 2017. Hani daha 2017 yazabilmeye yeni başlamıştım. Ve şimdi 2018'deyiz. Bilmiyorum, çok hızlı geçiyor. Lisede 3. yılıma geçtim. Hatta yarısı bitti yani. Şöyle bir geri dönmem gerekirse, 2017'nin ilk birkaç ayı benim için gerçekten çok iğrençti. Yani 2016'nın o leşliğinin böyle bir devamı gibiydi. 2016 benim en kötü yılımdır büyük ihtimalle bütün hayatımdaki. Nefret ediyorum 2016'dan. Ve 2017'de onun kadar kötü değildi. Ama yine de böyle elle tutulur bir şey yapmadığımı hissettiğim bir yıldı benim için. Hani böyle tam olarak tatmin olmadım. Ama benim için çok güzel şeyler de oldu bu yıl. Bana çok güzel şeyler de kattığını düşünüyorum. O yüzden bence iyi yıllar listesine koyabilirim. Büyük ihtimalle öyle bir listem var. Evet. Ama yazın ne olduysa ben kendi kendime böyle bir iyileşme sürecine girdim. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül hatta yani bayağı uzun bir süre. Kafamı dinlediğim bir 4 aydı. Cidden kafamı dinledim yani. Yazın özeti buydu. Kasım ayında zaten ne yaptığımı ben bile bilmiyorum. Yani tamamen büyük ihtimalle gezdim. Dışarıdaydım arkadaşlarımla. Ama Aralık ayı benim için yılın en güzel aylarından bir tanesiydi. Yani kapanış gerçekten çok güzel oldu. 2017'yi güzel bitirmiş olduk. 2018'de neleri değiştirmek isterim? Böyle neler yapmak isterim, nelere başlamak isterim, bunlardan da biraz bahsedelim istiyorum. Bir rahat oturamadım. 2017'min büyük ihtimalle ya da bütün yıllarımın boş geçmesinin en ama en büyük sebebi benim düzenli bir insan olamamam. Ajanda tutuyorum, planlamayı çok seviyorum. Ama bunları gerçekleştiriyor musun diye sorsanız, ki bu en önemli şey zaten, bunu yapmıyorum. Bende şöyle bir hastalık var. Ben bir şeyi erteleyebiliyorsam asla ama asla o şeyi şu an yapmam. Eğer bunu halledebilirsem hayatım gerçekten çok daha iyi bir yere gelecekmiş gibi hissediyorum. Yani hayatımdaki şu an en büyük problem bu büyük ihtimalle. Ertelemek. Bunu geçersek bundan sonra başka kitap okumak. Kitap okumayı bile ertelediğimi fark ettim ki ben artık neredeyse hiç kitap okumamaya başladım. Çok işim var, of çok yoğunum, kitap okuyamıyorum gibi bir şey de değil. Hiçbir şey yapmadığım halde bir sayfa bile okumuyorum. Kendime 52 kitap hedef koydum her zamanki gibi. Bu yıl inşallah tamamlayacağım 52 kitap hedefimi. Günlük yazmaya geri dönmek istiyorum 2018'de. En büyük hedeflerimden bir tanesi de bu. Çünkü ben şu günlüğü 2015'ten beri kullanıyorum. 2016'da ama yine az yazmaya başladım. 2017'de neredeyse hiç yazmadım. 2017'de en son 2. ay yazmışım. Yazarken çok mutluydum. Kendimi çok güzel hissediyordum ve okumak o kadar zevkli ki bu günlükleri sonradan. Gerçekten çok güzel. Ben hala oturup teker teker okuyorum yazdığım her şeyi. Çünkü çok güzel ve bayağı da yazmıştım. Az çok içine göstereyim çünkü bayağı uğraşıyordum bununla. Şöyle ilk sayfasını fotoğraflar yapıştırmışım. Eğer birisi bana hediye aldıysa onun üzerindeki notları falan da yapıştırıyordum. Hayatımda yaptığım en saykoca şeyi anlatıyorum size. Tam olarak 40 dakika içinde gerçekleşmiş bir anı ben tam olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayfada anlatıp ekstra bir sayfada da bunun şekil A, şekil B, şekil C, şekil D, şekil E şeklinde resmini çizdiğim bir sayfa var. Ve bu ne? 6. bölüm
Çünkü bölüm bölüm ayırmışım. Çünkü benim adım dizi. Çünkü ben gerçekten ruh hastası bir insanım. Başka 2018 yapmak istediğim ne var? Bunları düşünüyorum şu an. Galiba 2018'den öyle çok büyük hedeflerim yok. Dediğim gibi böyle bu erteleme huyunu biraz halledebilsem, hayatımın düzene sokabilsem. Başka bir şey istemiyorum herhalde. Şu an gerçekten sahip olduğum şeylerden çok mutluyum. Böyle devam etmesini istiyorum. Ve başka da çok bir isteğim yok. Bu kadar 2018'den galiba beklentilerim. 2017-2018 sohbeti bittiğine göre şimdi ben size ajandalardan biraz bahsedeceğim. Ya da direkt defterden bahsedeceğim. Ajandalara nasıl başladım? 2 yıl içinde ajanda tutma alışkanlığım nasıl değişti? Neler yaptım falan bunları anlatacağım şimdi. Bütün ajanda yazma, günlük tutma, hayatımı planlama, programlama alışkanlığım dediğim gibi 2015'te başladı. Bu da liseye başlamamla beraber. Bu defteri herkes bilirdi artık. Böyle bir şeyle başlamıştım. Tabii bir defter böyle değildi o zaman. Düz böyle şurada gördüğünüz gibi mor deri bir şeydi. Ama şu an kapağı leş gibi oldu. Ben de onu böyle bir kaplayayım kötü gözükmesin diye şey yaptım. Hatta 2015 takvimi bile var. Teog'u yazmışım, İspanya'ya gitmemi yazmışım. Aa, İspanya videosu da çekeceğim ben. Bunu yemin ederim size kanalı açtığımdan beri video fikirleri listemde şöyle bir video var. Erasmus anıları. İspanya. Erasmus. Ama bütün listelerimde var ve hala çekmedim. Tam onu da çekeceğim. Gerçekten söz veriyorum, onu da çekeceğim. Her şeyi başlatan sayfa neresi biliyor musunuz? Burası. Gerçekten burası. Şöyle biraz daha yakından göstereyim hatta. Tamamen iğrenç yazım ve iğrenç bir görselden oluşan bir defter. Hatta size şimdi 2017 ajandamı da göstermek istiyorum ki görün nasıl değişmiş her şey 2 yıl içinde. Burası Eylül 2015. Burası da Aralık 2017. Büyük bir değişim yok aslında, yine aynı şekilde kullanıyorum. Sadece yazım biraz değişmiş. Renk teması kullanmaya başlamam çok büyük bir devrim oldu benim ajanda tarihimde. Şimdi bu deftere en son geleceğiz. Ben ilk önce nasıl başladığımı biraz göstereceğim. Ve defterimi 12 tane kareye bölüyordum. Bunlardan 7 tanesi zaten haftanın 7 gününe ait. Geri kalan 5 kareyi de şarkı sözü yazmak ve böyle bir şeylerin listesini oluşturmak. Ne bileyim, canım ne isterse onu yazmak için kullanıyordum ve bu benim çok işime yaradı. Yani bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor böyle boş boş yerleri doldurmak. Bunun %90'ı zaten şarkı sözü görebildiğiniz üzere. O zamanlar kitap blogum vardı, hala var da. YouTube kanalım da kitaplar üzerineydi zaten. Ve hani bunun için çok daha kitap ağırlıklı bir defter. Maral izle yazmışım. Evet. İşte diş doktoru bile yazıyor. Ne bileyim, böyle saçma sapan şeylerle gerçekten dolu. Resim falan çizmeye bile çalışmışım. Yani o kadar umutsuz vaka. İşte böyle saçma sapan, genelde boş ama bana ajanda alışkanlığını kazandırdığı için bu defteri çok seviyorum. Bu defter beni iyice böyle boğmaya başladığını hissettim ve başka bir deftere geçtim. O da şu. Bu benim hala çok sevdiğim bir defter. Yine olsa yine bunu kullanırım büyük ihtimalle. Yine deri, yine lastik var ikisinde de. Çünkü lastik olmadan asla ama asla ben bir defter kullanamam. Biraz daha yazımı güzelleştirdiğimi düşündüğüm, yine sınav haftasına girmek üzere olduğum büyük ihtimalle Grey's Anatomy'yi bitirmişim 21 Mart'ta. Başka ne var burada? İçtiğim suyu yazıyormuşum. Hala içtiğim suyu yazıyorum çünkü su içmek gerçekten çok önemli sizin için. Su içtiğiniz zaman çok daha dinç olduğunuzu ve gerçekten ama gerçekten size çok yararlı olduğunu ben yeni yeni fark ediyorum su içmeye başladıkça. Bu da kamu spotu gibi oldu. Şimdi işte yaptığım sporları yazıyormuşum her zamanki gibi. Yediğim şeyleri yazıyormuşum. Böyle motivational sözler var. Neden bilmiyorum. Yani çünkü sınav haftasına giriyorum. Motive olmam lazım. Böyle bütün derslerdeki eksik konularımı yazmışım. Çünkü bu benim için gerçekten çok önemli. Bunu bütün sınav haftalarını girmeden önce yapıyorum. Yoksa hiçbir şey yapamam. Çünkü hiçbir şey genelde bilmiyor oluyorum sınav haftalarına girerken. Ve böyle bir liste gerekiyor. Neler öğrenmem gerekiyor diye. Sonra beğendiğim sözleri falan yazmışım. Kendi kendimi motive etmeye çalışmışım bir bakıma. Sonra sınav haftası gelmiş. Sonra odamı çok yaptırmak istediğimi söylüyordum. Odamı yaptırmak için işte beğendiğim mobilyaları falan böyle yazmış. Hangilerini almak istiyorum. Yine dediğim gibi birkaç böyle söz falan var. Daha sonra o daha tekin yasaları var. Buraya geçiyorum. O hiç anlatılacak bir şey değil. 2016'da hani abartıyorsun diyeceksiniz büyük ihtimalle. Ama abartmadığımı size bir cümleyle açıklayabilirim. Neden ajandamda nohut büyüsü tarifi var? Neden? Hani gerçekten neden?
bugünlere iyi gelmişim. Gerçekten bugünlere iyi gelmişim. Yine video fikirleri ve yine Erasmus İspanya yazısı. Yine video fikirleri sayfası var burada. Ve gıybet köşesini gördüm en üstte. Şimdi gıybet köşesini ben bir arada söylemiştim ama hiç videoda anlatılacak tarzda bir hikaye gelmedi. Bana hikayelerinizi, öneri almak istediğiniz bir konuyu, dertlerinizi ne olursa olsun burada konuşabileceğimiz bir şeyi yazabilirsiniz yorumlara ya da bana özelden bir yerden atabilirsiniz. Eğer video çekebileceğim tarzda hikayeler gelirse yanıma bir konuk alırım. Onunla çekeriz bu videoyu. Güzel olur bence. Çünkü gıybet köşesini yapmayı çok istiyorum. Daha sonra böyle birazcık görüntüsü falan da saçmalamaya başlamış. Ben de çok fazla kullanmamaya başlamışım. Daha sonra da zaten bu ajanda bitmiş. En önemli olan şimdiki ajandama geliyorum. Bunu nereden aldım? IKEA'dan aldım ve çok uygun fiyatlı, tam olarak istediğim ajanda bu galiba. Kapağı size çok renkli falan gelebilir. Siz işte bir şeyler yapıştırabilirsiniz. Bilmiyorum, sizin kendi tercihiniz. Lastikli bir en önemli özelliği. Çok uzun değil, biraz daha geniş diğer ajandalara göre. Hatta şöyle yanına koyarsam. Ve bu yazmayı, planlamayı, bir şeyler çizmeyi daha güzel gösteriyor. İlk sayfa bu şekilde. Bu ilk başladığım sayfa ve bordo benim en sevdiğim renk zaten. O yüzden bordo ile başladım. Ve gökkuşağının renkleriyle böyle gidiyor. Bayağı dolduruyordum bir aralar. Ve bence bunun en önemli özelliği o gün olan şeyleri de yazmam. Hatta mesela o anki ruh halime göre şarkı sözleri bile ona göre şekilleniyordu yani. Güzel bir şey çizmediysem bile, hatta saçma sapan bir şey yaptıysam bile renk teması hakim olduğu için çok daha estetik duruyor yani. Bu ajandamın son hali de bu. Ajandalarım da bu kadardı. Ajandalarla ilgili umarım bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Yine merak ettiğiniz varsa kullandığım şeyleri vesaire alta bunları sorabilirsiniz, konuşabiliriz. Galiba bu videoda bu kadardı. Umarım sesim sizi çok rahatsız etmemiştir ve umarım çok fazla saçmalamamışımdır. Çünkü video çekmeyi unutmuşum ben. Beğenmeyi, abone olmayı ve en önemlisi yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda umarım görüşürüz. Bye bye.